Merhaba değerli izleyenler. 14 Şubat 2018 Çarşamba bugün Webiz TV'desiniz. Webiz TV'de gündem yayınında bugün aslında şu an izlediğiniz yayını da hayli ilgilendirecek bir meseleye, bir konuya değiniyoruz. Hemen konuğumuzu tanıtayım sizlere. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi. Üyesi düzeltiyorum. Evet. Hemen ona kontrol ettim böyle ben de zaten. Öğretim üyesi Profesör Doktor Yaman Akdeniz. Evet. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Aynı zamanda bilişim hukukçusu diye anmamız sanıyorum çok yanlış olmaz size, evet, değil mi? Evet, bazen bilişim hukukçusu diyorlar. Hı. Aslında genel kamu hukukçusuyum ben genel olarak. Bu alanlarda 20 yılı aşkındır çalışıyorum. Ama medya alanıyla da, evet, bilişim, evet, alanıyla da, evet, çok yakından ilgileniyorsunuz desek, evet, sanıyorum. Derli toplu sizi tanımayan izleyenlerimiz için de konuya dair bir fikri vermiş oluruz. Şimdi gündemimiz aslında geçen hafta gündemimize girdi bu mesele. Radyo Televizyon Üst Kurulu, kısaca RTÜK'ün internet yayınlarına da, internet yayıncılığına da RTÜK denetimi getirecek bir düzenleme torba yasada şu anda ilgili komisyonda görüşülmekte. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Pek ilgili komisyon diyemeyeceğim ama evet. Plan ve Bütçe, evet, Komisyonu'nda aslında ne işi olduğu da tartışılır ama evet, komisyon ama seviyesindeyiz şu anda. Muhtemelen torba da pek, evet, çok birbirinden bağımsız, evet, konuyu, değil mi? Evet. Gündeme getiriyor. Ama zira Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar konuya ilgili olduklarına ve konuyu desteklediklerine, evet, dair de bir fikir veriyor bize. Onları da konuşacağız ama ilk olarak bir genel hatlarıyla sizden dinleyelim biz meseleyi. Yani şimdi şu anda bu düzenlemeyle, şu an komisyondan geçtiği takdirde meclisten onaylanıp kanunlaşacak olan düzenlemeyle ne yapılıyor, ne yapılmak isteniyor? Evet, öncelikle şunu söylemek lazım Utku. Zaten 2007'de 5651 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra aradan 11 yıl geçti. Bu 11 yıllık süreçte YouTube'a Türkiye'den 2008-2010 arasında 2,5 yıl erişim engellendi. Kerem Altıparmak'la biz o kararlara itiraz ettik. İç hukuk yolu tükendikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittik. Kazandık. Serkan Cengiz de var İzmir Barosu'ndan. Lehimize karar çıktı. Gene Mart 2014 yerel seçimlerinden önce Twitter arkasından YouTube hatırlarsan erişime engellenmişti. O zaman da biz Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Hem Twitter hem YouTube için. O zaman da bireysel yaptığımız başvurular Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu dönemde 166 bin tane web sitesi Türkiye'den erişime engellendi. Çocukları zararlı içerikten koruma adı altında. Ama ayrıca kişilik haklarının ihlali, özel hayatın gizliliği, devletin güvenliği, milli güvenlik, kamu düzeninin korunması gibi maddelerle de sıklıkla suç ceza hakimlikleri tarafından erişim engelleme kararları veriliyor. Mesela Wikipedia 9 aydır Türkiye'den erişime engelli. 100 binden fazla URL, haber linki veya sosyal medya içeriği de Türkiye'den 166 bin web sitesinin yanı sıra zaten şu anda altını engelli. Çizelim mi? Evet. 166 bin web sitesi, evet, 100 bin URL. 100 binden fazla URL. Ortalama fazla da suç ceza hakimleri tarafından 10-12 bin tane karar veriliyor her sene. Ve genelde de zaten siyasi nitelikli olan bu erişim engelleme kararları talep edildiği anda da kabul ediliyor. 24 saat içinde karar veriliyor. Mesela Sendika.org 61 defa erişime engellendi. Demokrasi.com 55 defa erişime engellendi. Kürt ve muhalif haber siteleri sıklıkla zaten gündelik olarak erişime engellenen bir ortamdayız. Yani medyada bu RTÜK meselesi çıktığında böyle internete sansür geliyor gibi lanse edildi ama aslında bu ahtapotun diğer bacaklarından bir tanesi. Yeni bir mekanizma getiriliyor. Ve burada, doğru anlıyor muyum? İnternette zaten sansür var. Var haddinden zaten fazla Türkiye'de. Evet, haddinden fazla var. Bu onun üstüne kreması, bir RTÜK eksikti. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın da, Diyanet İşleri'nin de erişim engelleme yetkisi verilmiş kanun maddeleri var. Bir RTÜK eksikti. RTÜK'le birlikte de aslında radyo ve televizyon, yani görsel mesela bu program yarın öbür gün RTÜK denetimine girecek. Size diyecekler ki Webiz kanalı için, TV için ya da yayını için lisans almanız gerekir diyecekler. Veya lisansınız yok deyip sitenize toptan erişim engelleyecekler. Fakat aslında Radyo Televizyon Üst Kurulu niye kuruldu diye baktığımız zaman tamamen frekans sıkıntısı olan alanlar, radyo mesela FM 76.9'dan 77.1'den 10 kişi birden yayın yapamıyor. Dolayısıyla daha fazla yayıncının olduğu alanlarda, radyo televizyon kanalları ile ilgili frekans sıkıntısı olan alanlarda bu tip düzenlemelere, lisans düzenlemelerine ihtiyaç varken internette böyle bir sıkıntı yok. Siz şu anda yayın yaparken
başka hiç kimsenin yayın yapmasını engelleyemiyorsunuz. Diğer benzer yayınlar, YouTube üzerinden yayın yapanlar, işte Periscope üzerinden yayın yapanlar, herkes yapabiliyor. TCP/IP protokolü kullanılıyor. Bandwidth sorununuz yoksa zaten yayınınızı yapıyorsunuz. O zaman neden RETÜK'e ihtiyaç var? Aslında kısa cevap, RETÜK'e ihtiyaç olmayan bir alanı Türk hükümeti kontrol etmeye çalışıyor. Ve buradaki amaç, lisansınız yok diyecekler size yarın veya verilen lisansınızı iptal ettik diyecekler. Ve suç ceza hakimlerinden toptan sizin platformunuza veya sitenize erişim engellenmesi talep edilecek. Ve o suç ceza hakimleri bugüne kadar yaptıkları gibi 24 saat içinde toptan siteye erişim engelleyecek. Bunun içine siz de gireceksiniz. Yurt dışından Türkiye'ye hedef alıp Türkçe yayın yapan BBC Türkçe ya da Deutsche Welle Türkçe gibi siteler, platformlar, haber kaynakları da girecek. Artı Gerçek gibi yine Türkiye'yi hedef alan siteler girecek. Evrensel'in Web TV'si girecek. Medyascope girebilecek. Bunun yanı sıra bir de ticari amaçlı servis yapanlar diye bir tabir kullanılmış tasarıda. Buradan ilk başta akla gelen ve çok konuşulan Netflix örneği var ama CNN International da aslında ticari bir işletmedir. Dolayısıyla yarın öbür gün Türk hükümeti görsel yayın yapan her medya servis sağlayıcısına benim hukuk alanıma, denetimime giriyorsun, lisans alacaksın, lisans almazsan yayınını engellerim veya lisansı olanlara da şu yayınlardan memnun değilim, bunları kaldır, kaldırmazsan lisansını iptal ederim deyip böyle bir kontrol ve denetim mekanizması planlanıyor. Şimdi benim aklıma yatmayan birkaç nokta var. Tabii. Onları aydınlatmanızı rica edeceğim. Zannediyorum bizi izleyenlerin de soruları bu doğrultuda olacaktır. Şimdi Türkiye'de zaten bu yapılamıyor muydu? Yani RTÜK'ü araya sokmayı, RTÜK denetimlerine gerek var. Şu site, işte siz söylediğiniz evet. rakamları, şu siteyi engelleyin, şu Twitter evet. hesabını engelleyin, evet. şu Facebook hesabını engelleyin diye bir talep gittiğinde, özellikle Twitter ve Facebook bu talebi uyguluyor evet. sıklıkla. Bunu yapamazlar mıydı zaten bunun için YouTube'a da? Yapılabilirdi yani. Fakat onların hepsinde bir talep var. Yani işte Sendik.org'la ilgili bir erişim engelleme kararına baktığınız zaman Başbakanlık tarafından yapılmış bir talep. Diyor ki işte milli güvenliği, kamu düzenini tehdit eder diyor. Wikipedia kararında işte Suriye'deki savaşla ilgili Türk hükümetinin rolü başlıklı içerikler var. Ve bu içerikleri veya kişilik haklarım ihlal edildi diye işte başbakan, cumhurbaşkanı, siyasiler başvuruyor. Diyor ki Diken'de şu yazı çıktı, işte Gazete Duvar'da bu yazı çıktı, Habersol'da şu çıktı, Evrensel'de bu çıktı diye bir talepte bulunuyorlar. Ve talebi görüyorsunuz ve bu kararlara itiraz ederken de hep o içeriklerin aslında siyasi ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söylüyorsunuz. Biz de yardım ettiğimiz dosyalarda, çalıştığımız alanlarda bunu söylüyoruz. Fakat buradaki sistem tamamen farklı olacak. Buradaki tartışmayı lisansı var, lisansı yoka indirgeyecekler. Biz sizin içeriğinize karışmıyoruz diyecekler. Ve bizi biz de izliyoruz ama kusura bakmayın lisans veremiyoruz ya da lisansınız iptal edilmiş. İçeriğinizle hiçbir alakası yok. Dün Yaman Akdeniz'i çıkarttınız, işte onunla bir alakası yok bizim sizin lisansınızı iptal etmemiz diyecekler. Ve bunu basitleştirerek daha zorlaştırmaya aslında çalıştıkları bir mekanizma var. Zaten self regülasyon dediğimiz kendi kendini kontrol etme ve oluşturdukları bir korku imparatorluğu var. Bu da onun bir farklı ayağı olacak. Yani iki defa düşüneceksiniz. Acaba Yaman Akdeniz'i çağırırsak, işte acaba Kerem Altıparmak, Kadri Gürsel yayınımıza gelirse başımıza bir iş açılabilir mi diye düşüneceksiniz. Çünkü RTÜK denetimi altında olacaksınız. Bir diğer Çünkü konuya da vatandaşlar ya da bu programı izleyenler şikayet edebilecekler. Şu anda tabii suç ceza hakimine gidip diyebilirler ki böyle bir program vardı ama suç ceza hakimi diyecek ki kaydı göster diyecek. Bunu RTÜK'e yapacaklar. Belki sizlere alt yönetmeliklerle kayıt zorunluluğu getirecekler. Şu anda belki olmayan bir sistem yani işleyişinde ne şekilde olacağını daha bilmiyoruz. Çünkü sadece bir kanun maddesi var. Ona dair de soracağım. Evet. Ama belki şunu da söylemek lazım. Bu RTÜK'ten lisans alma meselesi. Lisansın maliyeti var yayıncılara. Evet. Yani şu anda TürkSat uydusu üzerinden veya çeşitli platformlardan yayın yapan tüm kanalların belli bir yıllık lisans maliyetleri var. Bir yani internet yayıncılığı gibi çok aslında ufak paralarla döndürülebildiği için bu kadar özgür ve belki bu kadar çok kişinin de içerik ürettiği bir ortamda, internet gibi bir ortamda bu paralar
pek çok kişiyi caydıracaktır evet. aslında bu konudan evet. da. Yani bu... hiçbir şey istemeseler dahi lisans demek bir kontrol demek. Lisans demek bir başvuru yapmak demek. O başvurunun öbür tarafta değerlendirilmesi demek. Dolayısıyla kabul edilmemesi demek veya olan lisansın iptal edilmesi demek. Veya internet yayıncılığı için çok daha düşük masraflar olacak, başvuru ücretleri olacak deseler dahi aslında başlangıç noktasından sorunlu. Yani internet ortamının, internet mecrasının RETÜK yönetimine girmesi yanlış. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne baktığımız zaman da orada da diyor ki işte broadcast için, yayın için, radyo ve televizyon için lisans sistemleri olabilir diyor. Ama hep tartışma frekans sıkıntısından kaynaklanıyor. Frekans sıkıntısı olmayan bir mecrada, Amerika'da da öyledir. Amerika'da da radyo ve televizyon için tarihçesine baktığınız zaman lisansa dayalı regülasyonlar kabul görmüştür. Çünkü herkesin yayın yapması mümkün değil. Ha, dijital ortama geçildikçe bu lisans sorunu ya da internetle birlikte bu lisans sorunu ortadan açılmıştır. Netflix'in lisansa ihtiyacı yok yayın yapmak için. Ama buradaki mesele biz sana lisans vereceğiz. Hukuki dayanağını da az önce altını çizdiniz. Evet. Başka birinin yayın yapmasını engellemiyorum ben bu evet. yayını yaparak. Evet, yaparken, başka birinin evet. yerine yapmıyorum yok. Bu yayını. Çünkü evet. bir uyduyu paylaşmak zorunda değilim. Değilsin, evet. Yahut bir maliyeti de yok yayın... bu bakımdan bakarsan. Hı, çünkü evet. uydudan yayın yapmak da ciddi maliyet gerektiren bir sistem. Artık insanlar periskop gibi servislerle cebinden de yayın yapabiliyor. Veya bu yayının aynısını bir televizyon kanalında yapacak olsaydık çok daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalınacaktı. Hı. Bunlar yok. Ve tabii şunu da söylemek lazım. Kullanıcı da bu mecraya döndü. Çünkü televizyon ya da normal televizyon kanallarından haber alması mümkün olmadı. Kullanıcı da işte beni dinlemek için buraya geliyor. Ben de haber almak için bu kanalları seyrediyorum, programları dinliyorum. Çünkü haber ve bilgi almak sıkıntısı var Türkiye'de. Her şey kontrol altında. Evet. Yani aslında yine bakanlıktan yapılan bu meseleye dair açıklamaya dönecek olursak, yayından önce de sizinle konuştuk. Bazı bilmediğinden belki de yanlış yayın yapanlar var. O yanlış yayınların önüne geçmiş olacağız. Doğru yayınlarla hiçbir alakası olmayacak bu lisans düzenlemesinin diyor bakan da. Ama yani tabii yanlışı doğruyu ayırt etmek çok temel felsefi bir soruya doğru gidiyoruz zannediyorum. Ve özellikle işte bakanın yanlış dediği mutlaka doğrudur. Tersinden yaklaşmak da şey yapılır. Yani geçen gün bu tartışmayı işte PTT Messenger ile ilgili bir WhatsApp'tan daha güvenli dediler. Yani WhatsApp'tan daha güvenli olduğunu zannetmiyorum. Olsa bile pazar buna karar verecektir. Yani ben WhatsApp mı kullanıyorum, PTT'nin ya da hükümetin kurduğu bir sistemi mi kullanıyorum? Bunlar dayatmayla ya da zorunlu kullanarak yapılacak sistemler değildir. Ha, burada daha yapılması gereken internetin daha özgür bir ortam olmasının sağlanması gerekirken hep baskı, hep üstüne koyarak daha fazla kontrol, daha fazla sansür içeren sistemler karşımıza çıkmaya başlıyor. İşte bazı vatandaşlar diyorlar ki VPN kullan, VPN kullanarak girebilirsin. VPN sistemlerinin de bir kısmı Türkiye'den erişime engellenmeye başlandı. İşte Wikipedia'nın başına sıfır koyun girin diyorlar. Wikipedia 9 aydır Türkiye'den erişime engellendi dediğim zaman. Türkiye'nin sıfır başına da sıfır koyduğumuz zaman Türkiye düzelmiyor. Dolayısıyla sistem sorunlu ve bu sistemler de Avrupa Konseyi'ne üyeysek oradaki standartlara uygun olması lazım. Yarın öbür gün hala Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyorsak o zaman bu kanuni altyapılarla, bu kısıtlamalarla, bu kontrol mekanizmalarıyla biz Avrupa Birliği'ne giremeyiz. Avrupa Konseyi'nden de çıkmamız söz konusu olabilir ileride. Birazcık işin o tarafını da konuşalım. Bir kısaca değindiniz ama yani RTÜK benzeri denetim mekanizmaları radyo ve televizyon için pek çok ülkede var dediniz. Evet. İnternette benzeri uygulamalar hani düzenleme adı altında geçse de artık bir süzgece dönüşebileceği herkesin malumu sanıyorum. Benzer uygulamaları yapan ülkeler var mı? Örneğin Çin çok tartışılır mesela bu konularda. Çin bence iyi bir örnek değil o anlamda. Çünkü zaten kendi ülkesinin etrafında olan duvarın aynısını internet etrafına çizmiş bir duvar var ve her şey engelli aslında. Sadece hükümetin izin verdiği kaynaklara ulaşılıyor ama Çin aslında iyi bir örnek değil. Şu nedenden dolayı da kendi içeriği var. Zaten çok zengin ve çok kalabalık bir ülke olduğu için kendi sistemleri var.
Yani dışarıya açık bir ülke değil. Hı. Ama Avrupa ile karşılaştırmak lazım. Mesela baktığınız zaman çoğu Avrupa ülkesinde çocuk pornografisiyle ilgili kanunlar var, yaptırımlar var, kaldırma kararları, engelleme şeyleri var. Ki bunlar dünyanın her tarafında kabul edilebilir kurallar. Benzer şekilde nefret söylemiyle ilgili ciddi çalışmalar yapan ülkeler var. Almanya, Fransa gibi ya da bazı ülkelerde terör propagandası ile ilgili de yapılan çalışmalar var. İşte özellikle film ve müzik lobisinin baskısıyla işte korsan yayın yapan veya korsan dizi film paylaşan web siteleri ve platformlarına erişim engelleyen kuzey ülkeleri var. İsveç'te mesela, Norveç'te de var. Pirate Bay mesela, İngiltere'den de erişime engellendi birkaç sene önce. Bunlar ortak sorunlar olarak görülüyor. Fakat bizim ülkemizde olanları başka ülkelerde, demokratik ülkelerde ya da Avrupa ülkelerinde görmüyoruz. Yani Twitter'ın erişime engellenmesi Almanya'da söz konusu olamaz. Veya YouTube'un toptan engellenmesi işte Fransa'da söz konusu olamaz. Wikipedia'nın engellenmesi İngiltere'de söz konusu olamaz. Yani biz burada şimdi şöyle bir durum var. Netflix'i ilk engelleyen ülke olma ihtimalimiz ortaya çıkıyor. Retweet denetimi yüzünden. Dolayısıyla çok farklı bir yerdeyiz. Yani biz ve bizim engellemelere baktığımız zaman siyasi niteliği çok ön plana çıkıyor. Yani Wikipedia'nın terörü övdüğü veya terörü desteklediğini söyleyemeyiz. Yani baktığımız zaman içeriğine. Ama Türkiye'den bu sebepten dolayı 9 ayda erişime engelli. Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Başvurmamıza rağmen 9 aydır Anayasa Mahkemesi değerlendirmeye dahi almadı. Wikipedia meselesini diyorsunuz. 9 aydır değerlendirmedi bile. Mesela Twitter için 10 gün içinde karar veren Anayasa Mahkemesi Wikipedia dosyasına 9 aydır bakmıyor ama her gün ihlal var. Yani bizim iddiamız ifade ve ifade özgürlüğü açısından ihlal var. Çünkü bunlar statik kitap veya gazete nüshası gibi değil ki. Siz engellediğiniz zaman özellikle bu sosyal medya platformlarını ya da Wikipedia platformunu, yani o tarihe kadar yayınlanmış yayınları değil, aynı zamanda ileriye dönük bütün yayınları da engellemiş oluyorsunuz. Ve milyonlarca içerikten bahsediyoruz. Dolayısıyla ciddi bir sansür altında zaten yaşıyoruz. Bunun üzerine de RETÜK denetimi şimdi söz konusu. Evet, onun boyutlarını da birazcık konuşalım diyeceğim ama gerçi elimizde sağlam bir veri yok değil mi onun boyutlarını konuşabilmek için? Yani sizin çok dikkat çeken açıklamanız, az önce de zikrettiğiniz Netflix'i engelleyen ilk ülke olabiliriz şeklindeydi. Evet. Ama yani örneğin Netflix'e lisans istenecek mi? YouTube'a lisans istenecek mi? YouTube kanallarına? Evet. İşte Twitter'dan, Facebook'tan yayın yapan WebisTV ve benzeri pek çok yayın kuruluşu var. Bunlara lisans istenecek mi? Buna dair bir muğlak durum var sanıyorum. Değil mi? Var ama aslında hani şu anki elimizde olan kanun maddesini 29'a taslak torba yasanın 73. maddesiyle eklenecek. Onu okuduğun zaman oradan çıkan sonuç evet istenecek gibi. Çünkü sadece internet üzerinden yayın yapan sistemleri de kapsayacak şekilde yapmış. Yani bir mevcut olan işte televizyon kanallarının internet yayınlarının yanı sıra diyor ki sadece internetten yayın yapacaklar diyor. Altında diyor ki işte Türkçe yayınlar diyor, Türkiye'ye hedef alan yayınlar diyor. Ve üstüne de ticari diyor. Yani her şey şekli ama hani yarın öbür gün çıkartılacak bir yönetmelikle bunu kapsamını kısıtlayabilirler de daha da genişletebilirler. Ama bugüne kadar genelde çıkan yönetmelikler kanun sonrası daha da kısıtlayıcı hep olmuştur. Dolayısıyla hani içinize su serpecek bir şey söylemek şu anki durumda mevcut değil. Yani buradaki meselenin vergi meselesi olmadığı da gayet açık ve net bence. Çünkü zaten kazanmayan, para kazanmayan kanallar söz konusu olacak. Hedef alınan da Türkiye'nin siyasi konjonktüründe hep muhalif kesimler, muhalif yayınlar olacak. Onun için biraz önce Sendika.org örneğini verdim. İşte 61 defa Türkiye'den değişime engellenmiş. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Yani muhalif belki demeyelim bile. Çünkü ben hem sizinle bu yayını yapacağımız için hem de birazcık anlamak adına insanlara konuştuğumda, sorduğumda mesela örneğin Türkiye'nin büyük medya sermayesinin de girdiği bir alandan bahsediyoruz. Blue TV Doğan Medya'nın örneğin. Puhu TV Doğuş Medya'nın örneğin. Şimdi İnsanların buralara, buradaki dizilere yönelmesinin temel sebeplerinden biri de aslında hayata dair olan şeyleri görebiliyorlar. Televizyonda şarap kadehini blurluyor artık Türkiye. Evet, evet. Rakı kadehini blurluyor, sigara, alkol. Bunların hiçbiri Türkiye televizyonlarında yayınlanan dizilerde gösterilemiyor. Garip blurlarla
gösterilebiliyor. Ama mesela o dizilerde örneğin yani sigarada var, alkolde var, bu görülebiliyor, bunun hakkında konuşulabiliyor. Behzat Ç'nin eski bölümlerini Netflix'ten şimdi evet, sansürsüz bir şekilde seyredebiliyorsun benzer şekilde. Evet. Evet. Yani bu yüzden de tercih ediyor örneğin insanlar. Evet. Bunların da önüne geçilmiş olabilir tabii değil bunlar, mi? Bunlar şimdi Retik denetimine girdiğiniz zaman evet bunların hepsi başka bir torba olarak karşınıza çıkacak. Hı. Yani bu talepler gelecektir. Bu diziyi gösterme diyecektir ya da bu şekilde gösterme diyecektir. Yani tabii Netflix daha çok bilinen bir örnek diye hep konuşuyoruz, hı hı, ama Pluto TV ve Blue TV de bu kapsama girecek. Yani onların lisans alma sorunu olmayabilir ama compliance dediğimiz yani bu kanunun gereğine uygunluk açısından da bütün sistemlerini gözden geçirmeleri gerekecek. Ha ilk başta belki hiçbir şey denmeyecek ama ilk kullanıcı şikayeti geldiği anda Retük diyecek ki şimdi biz fark etmemiştik ama siz işte Blue TV üzerinden ya da Pluto TV üzerinden hani normal televizyonlarda, normal yayınlarda yapamayacağınız işte sigara gösteriyorsunuz ya da içki şişesi gözüküyor diyerekten onları da diğerlerine uygun hale getirmesi talep edilebilir. Evet. Yani aslında bu boyutu da var. Çünkü bu boyuta niye sokmak istedim? Haber zaten Türkiye'nin pek ilgisini çekmeyen bir konu gerçekten. Evet. Haber kanallarının reytinglerine falan baktığımızda haber şöyle ülkenin %15-20'sinin aslında ilgisini çeken bir mesele. Dizi biraz daha belki şey olabilir o anlamda. Hı. İnsanların en azından bir kuşağın diyelim daha genç kuşağın izlediği, ilgisini çeken yayınlara dönüştü bu bahsettiğimiz platformlardaki yayınlarda. Hı. O evet, açıdan da bir ben tamamen evet siyasi sansür olarak daha fazla bunu şey yapıyorum. Hı-hı. Çünkü bu konuşmayı, bu mülakatı şu anda normal bir televizyon kanalında artık bu şekilde yapamıyoruz. Sorayım mı izninizle? Son dönemde yani televizyon makinasında yayın yapan yayınlara çıkabiliyor musunuz? Hayır. Eskiden? Kesinlikle. Çıkıyordum tabii ki. Yani mesela Twitter kararı çıktıktan sonra Ahmet Altan'ın işte neydi o programın adı? Ne oluyor muydu? Yok o şey. Tarafsız bölge. Tarafsız bölgeye bile çıkmıştım yani. Hani o seviyede. O zaman hani bu kararı aldırdık başvuruculardan birisi olarak işte beni de çıkartmışlardı. Kararın adı zaten Yaman Akdeniz ve diğerleri kararı. Kerem Altıparmak, Sezgin Tanrıkulu başvurmuştuk. Dolayısıyla çok önemli bir olaydı. İşte YouTube kararından sonra da televizyona çıkabiliyordum. Ondan sonra bir dönem sadece İMÇ'den davetler gelmeye başladı. Şimdi de mesela ortam değişti. Bir şey olduğu zaman işte bakıyorum telefonumu Financial Times arıyor, BBC arıyor, Deutsche Welle arıyor. Yani işte Evrensel Bir Gün, Cumhuriyet onlardan biri mutlaka arar. Evrensel sıklıkla arar. Ama yani işte Hürriyet'ten aramıyorlar, Milliyet'ten. Hiç kimse aramıyor. Dolayısıyla CNN Türk'ten artık kimse aramıyor. O bahsi geçen kara listede olabilirsiniz. Kara listede varmış. Evet, asla onun aranmaması gerekenler listesi. Evet, aynen. Çünkü işte bu tip konuşmalar ya da görüşler karşıt görüş olarak algılanıyor. Yani ben şimdi Retük kanunu destekleyecek hiçbir şey söylemedim. Tersini yapıyor olsaydım, bu gerekli diyor olsaydım, bu şart, bu çok bile geç kaldı deseydim. 2001'de zaten denemişlerdi Retük'e tabi tutmayı interneti. O zaman da yaygara çıkartmıştık. O zaman farklı olurdu ama öyle bir şey diyecek halim yok. Yani dolayısıyla ben 16 sene İngiltere'de kaldım. BBC'ye de çıktım, başka televizyon kanallarına da çıktım. Dış basınla hep iyi ilişkiler içinde olmuşumdur. Wikipedia engellendiğinde New York Times'a demeç verdim. İşte geçenlerde BuzzFeed'de gene uzun bir demecim çıkmıştı. Ama Türkiye'de şey yok yani yokmuşum gibi yani hani 16 senedir İngiltere'deydim hala İngiltere'deymişim gibi burada tamamen ignore edilen bir şeydi zaten. Ben tek değilim. Kerem Altıparmak için de bunu söyleyebiliriz ya da hani daha mantıklı, daha illa karşıt görüşte de olmanız gerekmiyor. Kapandı medya kanalları şey açısından. Dolayısıyla ben bu medyaya önem veriyorum. Çünkü gelecek bu. Zaten insanlar cebinden seyrediyor, iPad'inden, laptop'undan seyrediyor. İnternet hızlandı, kota sorunları azaldı. Dolayısıyla istediğiniz zaman da seyredebiliyorsunuz. Canlı seyretmek zorunda değilsiniz. Yayın bittikten sonra muhtemelen siz de YouTube'a koyacaksınız bunu. Oradan seyredilmesi mümkün olacak. Bunlar hep avantaj. Maliyeti de düşük.
Dolayısıyla desteklenmesi gereken sistemler ama biz ne yapıyoruz? Köreltmeye çalışıyoruz, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yarın öbür gün sorduklarında da işte Web TV kapanmak zorunda kaldı. Çünkü lisansı yoktu, lisans şartlarını yerine getirmedi diyecekler. Veya biraz önce söylediğiniz gibi maliyet çok yüksek olduğu için hani isteseniz de zaten başvuramayacaksınız. Çünkü o maliyete giremeyeceksiniz. Ve evet. Sistem sizi dışarı yapmış olacak. Yahut lisansı zaten vermeyerek de bu iş evet. Kökünden çözülebilir. Yurt dışında olanların engellenecek veya işte yayınlarına devam edecek imkanı olanlar, işte beklenti vatandaşın, kullanıcının işte VPN'le girmesi bilmem nesi olacak. Ama orada da zorluklar var. Çünkü her türlü VPN sistemini artık Türkiye'den kullanamıyorsunuz. Yani kapanmaya başladı. Hani Çin uzak bir senaryo, o kadar olacağını hiçbir zaman zannetmiyorum ama bir taraftan da internetimiz kapanmaya başladı. Yani buradaki internet, buradaki Twitter veya Facebook da Amerika'daki Twitter ve Facebook değil. İşte benim takip ettiğim hesaplar, işte o hesap engelli, bu hesap engelli, onun içeriğini göremiyorum, bunun içeriğini göremiyorum. İnsanlar devamlı adres değiştiriyor. Geçen bir Kürt gazetecinin şeyi vardı, tweet'i vardı bugün. Bu hesabı görebiliyor musunuz diyor, yani Türkiye'den görebiliyor musunuz diye soruyor. Çünkü böyle bir sorun var ve devamlı kararlar çıkıyor. Yani 850'ye yakın Twitter hesabı Türkiye'den engelli. Yani Twitter engelliyor bunu. Yani aslında Almanya'daysanız bu hesapları görebiliyorsunuz. Türkiye'deyseniz göremiyorsunuz. Böyle saçma sapan durumlar da var. Neymiş efendim? Twitter bunu yapıyor. Çünkü Türkiye'den topyekun engellenmek istemiyor. Elini vermiş, kolunu kaptırmış mesela. Dolayısıyla çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız ve bunlar giderek de artacak. Ve arttı zaten, yani 2007'de başladı bu mücadelesi hükümetin. Yavaş yavaş da kademe kademe bu arttı. Kontrol altında. Bu da çok ciddi bir adım diyorsunuz, bu RTÜK hamlesi. Tabii bu olursa çok ciddi bir adım. Yani nasıl olacak, nasıl uygulanacak? Belki korktuğumuz kadar sıklıkla uygulanmayacak. Belki işte Webiz ve benzeri televizyon, internet yayını yapan servislere dokunmayacaklar. Bilmiyoruz. Ama hani buna izin veren bir mekanizmanın varlığı korkutucu. Evet. Ya da en azından bu kanunlaştığı anda bir gün gelip mesela belki biz böyle bir yayın yaparken gelecekte bir gün lisansınız yokmuş deyip, değil mi? Evet, bir yazı gelecek size de denecek ki 30 gün içinde lisans başvurusu yapmazsanız, şartları sağlamazsanız kurul tarafından suç ceza hakimliğine başvurulup yayınınıza son verilecek. Onu da nasıl aslında sonlandıracaklar, o da ilginç değil mi? Yani çünkü başka bir Twitter hesabı açılabilir, başka bir Facebook hesabı, başka bir Periscope hesabı açılabilir. Kişilerce de, kurumlarca da. Evet. Bu demek ki o halde gelip hani yayın mekanını kapatmaya kadar gidebilecek. Evet, ama sizin de bir statik siteniz var değil mi? Yayın yaptınız. Yok, örneğin Web TV'nin var ama özellikle orası kullanılmıyor. YouTube'un, Twitter'ın, tamam, Facebook'un ama ve Facebook'un. Onları tespit edip onları şey yapacaklar. Siz devam ederseniz şey yapacaklar. Türkiye'de olduğunuz için belki para cezası da kesilecek üstüne. Onlara rağmen devam etmeye kalkarsanız belki o zaman işte başka türlü yaptırımlar da söz konusu olabilecek. Ama hani yayın engellenmeye başladığı zaman ne oluyor? Kullanıcı kaybetmeye başlıyorsunuz. Biz bunu Sendika.org örneğinde gördük. Devamlı adres değiştiği için sırf adres değişmiyor. Haberlerin URL'leri de değişiyor. Onlar işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye 62'ye kadar geldiler. Şimdi artık engellemiyorlar. O kararlara itiraz edildi. İtirazlar reddedilince Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu. Orada bir durulma söz konusu oldu ama o dönemde kullanıcı kaybediyorsunuz. Çünkü Sendika.org diye arıyorsunuz. Sendika 54 çıkıyor. Basıyorsunuz, çalışmıyor. Geri gidiyorsunuz, 56'ya basıyorsunuz. Bilmiyor ki kullanıcı da kaça geldi artık. Evet, yönlendirme de olmazsa sitede teknik olarak. Bu sorunlar oluyor. Ya da haberler çalışmamaya başlıyor. Ya da birisi link vermiştir. O link çalışmıyordur. Dolayısıyla böyle sorunlarla birlikte kullanıcı da kaybediyorsunuz. Yani buradaki yaşam, yani bu mecrada yaşam için kullanıcınız olması lazım. Ve kullanıcınızın da her gün daha artması lazım. Çünkü yarın kullanıcı para kazanacaksınız. Ulaşımı engellenmiş oluyor aslında. Karmaşık bir
tablo çıkıyor herkes için. Zaten internetten haber almak oldukça kısıtlı bir, yani Türkiye seçmeninin oldukça kısıtlı bir miktarı bunu yapıyor ya da tercih ediyor diyelim. Yapabiliyor. Bu da önemli. Evet. Yani muhtemelen tabii Türkiye'nin her noktasını karış karış bilmemekle birlikte ama pek çok yerinde, pek çok kırsal bölgesinde örneğin bu şekilde haber almak mümkün değil. Sadece televizyon tek haber alma kaynağı. Oradaki durum da birazcık aslına bakarsanız o yüzden sordum sizinle ilgili durumu da. Televizyondan farksız bir yer haline getirilme riskiyle karşı karşıya internet. Her ne kadar farklı alanları ve mecraları olsa da bu kabiliyetlere sahip olmayabilir, bu bilgiye sahip olmayabilir herkes. Ve işte VPN'sinden, tünelinden, bir şeyinden giremeyen insanlar da televizyondan farksız bir internetle karşı karşıya kalabilirler sanıyorum. Bu da önemli bir ayağı diyorsunuz, RTÜK düzenlemesi de. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yaman Akdeniz, çok sağ olun vakit ayırdığınız için, bu kıymetli konuşma için. Umarım devamını yapabiliriz. Yapmak isteriz. Bu konu olmaz, başka konu olur ama yine burada yayın yapmaya devam ederiz. Çok sağ olun. Evet, değerli izleyenler, Webis TV'de gündemi konuştuk. Konuğumuz Profesör Doktor Yaman Akdeniz'di, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ve RTÜK'e internet yayıncılığını denetleme yetkisi verecek olan kanun tasarısını konuştuk. Onun nerelere, ne boyutlara gidebileceğini, nasıl riskler içerdiğini ve tabii Türkiye'de aslında interneti, o sansürlü interneti de konuşmuş olduk. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.